Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Piyasamız hala toparlanamadı. Hala bir e, düşüş görebiliyoruz piyasalarda. Piyasaların toparlanması biraz uzun sürebilir. Buralarda sizlere sinyaller vermek istiyorum ama şu anlık piyasa çok kötü olduğu için sinyal vermekten kaçınıyorum arkadaşlar. Hani olabildiğince emin sinyalleri girmeye çalışıyorum ama istediğimiz kadar emin olalım olmuyor arkadaşlar. Şu eski işlemlerimi gördüğümde yani şuralardan short işlemlerimi hala açık tutsaydım çok güzel kazanırdık. Yani gerçekten çok güzel kazanırdık. Hepsine bir bin dolarla girseydik şu anda bir e, 10 milyonumuz rahat olmuştu arkadaşlar. Her neyse bu işlerde keşke hiçbir zaman yapılmaz. Bu bizim kendi sözümüzde arkadaşlar. Şimdi ne oldu? FTX battı arkadaşlar. İflasını duyurdu ve yeni bir düzen arkadaşlar oturttu. Hani sizlere nasıl paralarını dağıtılacağı FTX'i olan arkadaşlarımız nasıl paralar kazanacak? Hani FTX borsasında FTT'si olan arkadaşlarımız paraları nasıl kazanacaklar? Şimdi FTX duyuru yaptı arkadaşlar. FTX Türkiye'de de bir duyuru geçti. Şöyle kısaca bahsedelim. 10 tane FTX'imiz var. 2.60 sabit. Burası ne yapıyor? 26.84 dolar sabit bir şekilde 26.84 sonra dolar ne kadar? 19 lira. 495 TL'miz alınacak. Siz bunu eğer 26 dolardan aldıysanız 10 FTT'yi hemen FTT'ye şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. 26'dan FTT aldınız. 2600 dolar para yapar. 2600 dolar çarpı 19 <laughs> Karınız arkadaşlar Luna gibi oldu 490 TL Zarar 50 milyar Geçmiş olsun Büyük geçmiş olsun dostlarım 50 milyar zarardasınız Atıyorum işte FTX yükselecek pump yapacak Denildi denildi Gitti 69 bin trendini arkadaşlar Bir kere kırdık onu tekrardan kıramadık Şu anda 4 saatlik işlemlere baktığımızda Short işlem yani düşüş devam etmekte. Bu düşüş nereye kadar gelir? Maksimum arkadaşlar gelebileceği nokta yasa. Manipülasyon gelmezse arkadaşlar piyasaya 16.700'de falan 16.500'de durur diye düşünüyorum. OP. OP'ye de bir e, kısa vade short işlem demiştik ama olmadı arkadaşlar. OP fazla düşmedi ama hani piyasaya göre fazla bir verim kaybetmedi gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani piyasaya baktığımızda şurada şurası %45. Bu da bayağı kaybetmiş. %45 az değil. Link. Yani hepsinde %45'lik bir düşüş oldu arkadaşlar. Ondan sonra toparlamaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Sol. Sol hele. Sol 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 çok kötü oldu arkadaşlar ya. Yani biz 15'ten falan bir short emri verdik. Ne 15 özür dilerim. 20'den bir short emri verdik arkadaşlar. Yani geldiği nokta bu çok kötü yani gerçekten solde çok kötü. Avax. Avax'tan umutluyum. Avax'tan hiçbir zaman umudumu kesmedim arkadaşlar. Biliyorsunuz kademeli olarak alımlarımı, spot alımlarımı da yapmaya başladım. Düşüş devam etmezse arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tekrardan alacağım. Bu SST dominance 9'lar, 10'lar. Hani e, neredeyse hazirandaki olay tekrardan yaşandı. Gördüğünüz gibi skala aynı gidiyor arkadaşlar. Başka bir Dönem var mı şu anda? Yok. USDT Dominance Haziran'dakini tekrardan şöyle bir gösterdi bizlere. Aynısını yaptı. Haziran'ın aynısı oldu arkadaşlar. gene Haziran'da da ne olmuştu? Luna krizi mi? Ne patlamıştı? Yine o zaman olmuştu. Ethereum USDT, Ethereum'da bin doları, bin dolardan aşağı düşmedi arkadaşlar. Ha düştü bir ara ne zaman? Tabii. Bin dolardan aşağı düşmedi arkadaşlar. Bin dolar bandında kaldı. Bu iyi. İlerleyen zamanlar için iyi. FTT, FTT hiç söylemiyorum zaten artık. FTT'de nasıl bir yol izlersiniz? 5 dakikalık, 1 dakikalık işlemlere bakacaksınız. Çok fazla mum atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pat 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 pat. Likit etme şansı çok yüksek. FTT'nin bakın FTT max 4'ü görebilir. Min şu anlık 1.3'ü görebilir arkadaşlar. Bakın max 4 min 1.3. Her zaman yaptığı skalalara bir bakalım. Şunu saymıyorum arkadaşlar. Bu çok tuhaf. Bu zaten sabahtı herhalde. 12 akış. Bugün olmuş olay. 17.40'da. Allah Allah. Bayağı bir yükselmiş. Sonra tekrardan düşmüş. İyi likit olmuş muyuz? Bakalım bir. Çünkü bir işlemimiz vardı. Hatta Telegram'da onu duyurmuştum. Saat kaçta? İki kere likitten döndü demişiz. 1.11'de. Short 20x vermişiz. Bu Kapandı arkadaşlar. Sıkıntı yok. 2200'den verdim. Karla çıktım buradan. Yani şuralarda bir yerde çıktım arkadaşlar ben ondan. Ondan yana bir sıkıntı yok. VIP'e zaten birkaç tane işlem vermiştim. İşlem de dediğim arkadaşlar şu. Küçük X. Düşük marjin. Atıyorum 100 dolarlık bir düşük marjinin arkadaşlar. Küçük X. Gideceksiniz. Bu likit oldu mu? Hayır likit olmadı arkadaşlar. Likitasyon seviyesine sizlere şuradan Maxi'den bir göstermek istiyorum. 2.47. 2.47 arkadaşlar. Yani 2.50 likitasyon seviyemiz var. 2.50'ye çıktık mı? Hayır. 2.50'ye çıkar mı? Zor. Kaçtan açmışız? 2.200'den 200'den özür dilerim. Hani şöyle hala yeşil. Hatta şunu şöyle bir siyah yaparsam sizler açısından daha net gözükür. Yani düşük marjinli arkadaşlar. Girdik dur lan niye göremiyorum ben kamerada. Hoppa. Ha şöyle yeşil olduğunu gördünüz en azından. Hala grafiğimiz şu anda yeşil. Düşük marjin, düşük x. Maksimum 100 dolarlık yani minimum 100 dolarlık oynayabilirsiniz arkadaşlar. Maksimum 500 dolarla girin ama riskler çok yüksek. Likitasyon seviyesi çok fazla. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. FTX'ten sonra ne oldu? Biz bir e, olay neydi kovaladığımız açıklamalar. Fed'in faiz kararıydı. USDT dominansı etkilediği için yani USDT de doları etkilediği için arkadaşlar FED'e çok dikkat ediyorduk. USDT dominans yükseldi mi piyasa aşağı vurur arkadaşlar. Hani e, sıkıntı bu. O yüzden bu dominansı en aşağıda tutmaya çalışacağız ama şu anlık gidişte de bayağı bir yukarıda. Kısa vadeli, kısa vadeli short işlemler girilebilir arkadaşlar. Kısa vadeli. Mesela nereden? 16.900'den gir. 16890'dan çık 100 dolar kar. Allah bereket versin. Hani kısa vadede işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa. Tık 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 bu. Uzun tutmayın. Çünkü ne olacağı belli değil. Bir anda pump yapıyor, bir anda düşüyor arkadaşlar. Tüm sistemler. Gelen işte hani atıyorum bir Elon Musk bir konuşsa, bir Twitter'da dese ki hani ben işte şu kadar Bitcoin aldım. Piyasa toparlanır kısa süreli. Ya bu da bizi likit eder arkadaşlar. Çünkü yukarı doğru bir long boom'u atar. Likit olursunuz. O yüzden dediğim gibi düşük marjin, düşük x likitasyonu olabildiğince aşağıda tutmaya çalışacağız. Hedefimiz bu arkadaşlar. Şu anda piyasa gerçekten çok kötü. O yüzden olabildiğince ben de sizlere düzenli bir işlem vermeye çalışıyorum. People'a ne oldu? People'ı çok merak ediyorum. People'dan ben karla çıkmıştım çünkü. People ne oldu arkadaşlar? People şu anda 22.33'te. Ben bunu 30'larda falan açmıştım en son. Bu ne? People mu? Yok TRX. TRX işlemleri falan vermiştim en son sizlere. People. Bakın 30.85'te 30. arkadaşlar short işlemlere giriş yapmıştım ben. 30.85'lere 37'ye fırladı ondan sonra. 35'te yakaladım. 35'ten hala short işlemim devam etmekte. En fazla göreceği 16. Onu da görmez. Hani ben bir 20'ye düşsün arkadaşlar zaten düştü geçenlerde. Biraz daha düşer diye beklettim düşmedi. Bir 20'ye düşsün ondan sonra bozacağım buradan da. Hani e, tekrardan yükselişte de şuralarda falan bir dururum arkadaşlar maksimum çıkacağım noktada orası. Size FTX yolunu söyleyecektim arkadaşlar onu unuttum. Yani bir ufak bahsettim araya başka şeyler gelince unutuldu gitti nerede bu FTT ya. Hani nasıl bir yol izlenir arkadaşlar? Düşüşlerde. Şimdi hemen şöyle bir dakikalığı açıyorum. FTT'de. Ne olmuş? Minimum neresini görmüş? 2.22'yi görmüş arkadaşlar. Şu anda 2.7'de. Bakın tak 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 tak. Benim gireceğim nokta burası değil. 2.10 da olabilir. Bak 2.1'den short işlem verin. Kaç dakika önce yapmış? 19'dan 6. Yarım saat önce arkadaşlar 2.10'u bulmuş. 15'i bulmuş hatta. Bakın şu anda yükseliyor. Bak. Bak gene yükseliyor. Bak sonra düşecek bak verdi düşüş mü bunu bak tak attaşlay kendine yani şey yetişemiyor artık grafikler yetişemiyor arkadaşlar FTT'nin bu olayını çünkü çok fazla hacmi var yani herkes vadeli işlemlerle giriyor şu anda FTT olanlar varsa buz bozdu bozduramıyorlar artık neyse hani almayın arkadaşlar sakın FTT falan ben sıfırlara düşmesini bekliyorum FTT'nin. Hani şu sıfırları bir görmesini istiyorum arkadaşlar artık. Buralara bir Luna gibi olmasını istiyorum. Olması da gerekiyor. Çok direniyor. Gerçekten çok direniyor. Olabildiğince short işlem açmaya çalışın. Long işlem girmeyin. Hani longlarda patlayabilirsiniz. ya yani şuradaki long işlemde ben patladım mesela. Stop oldu. Diket olmam hayatta. Stop'umu da neye göre çekiyorum? Hemen şuradan bir Max'e girelim arkadaşlar. Max'e girelim şöyle bir. Nasıl işlemi olduğunu göstereyim ben sizlere. Hani olabildiğince sizlere düşük marjla karlar kazandırmaya çalışıyoruz. Bakın mesela sabah ben hani sabah şekeri diyerekten bir şey yapmıştım buraya. Bakın sabah şekeri diyerekten %74 aldım. 1.97'den girdim. 1.90 açılış fiyatı 1.90 long vermişim. Özür dilerim. 1.97'den çıkmışım arkadaşlar. Çünkü maksimum düşeceği 1.815 falan oraları. Bakın mesela FTT short vermişim 20x. Bakın mesela bir arkadaşımız 455 dolarla girmiş. Bu arkadaşımız VIP grubumuzda hatta özellikle atayım mı dedi. At dedim ben de sıkıntı olmaz. Bakın %197 yapmış. Parasını aldı ve çıktı. Bu kadar basit. Ne kadarla giriyor? 2.32 ile giriyor arkadaşlar. 2.9 2.9'da çıkıyor. Güzel kar. Ne demek? Allah bin bereket versin. Yani bu şekilde VIP grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Oralarda paralar kazanabilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış bir şey tabii ki. <laughs> ben bir şey demiyorum. VIP grubuna gelmek için de arkadaşlar adminlerimiz yani bilgi diye yazarsanız adminlerimizden birisi size döner. İki tane adminimiz var. Bunu da bilgisini vereyim. Hani yabancı birileri size yazar dikkat edin. En azından iki tane adminimiz var. Zero admin, Zero Leyla, Zero Ayşe. Onları da zaten devamlı duyuruyorum arkadaşlar. Telegram'da bilginiz olsun. Başka birileri yazarsa da onlarla ilgilenmeyin. Yani direkt engelleyin. Bize de bildirin, şikayet edelim arkadaşlar onlara. Hani piyasa şu anda hani bir laf vardır ya bombok diyerekten öyle arkadaşlar. Affedersiniz ama gerçekten o, o şekilde ilerliyor. Hani yok böyle bir manipülasyon, manipüle edilme yok arkadaşlar. Yapacak da bir şey de yok bu konu hakkında. Bekleyeceğiz. Birazcık takip edin. Bir 5 dakikasına bakın. Mesela bir yarım saat sonra böyle bir ekranınızda kalsın veya telefonunuzda açık kalsın bu şekilde. Ondan sonra işlemlerinizi yapın arkadaşlar. Dediğim gibi tak 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 bu kadar. Gir çık gir çık içeride kalmayın. %20'yi gördün mü? Hemen bak diyor %50 oldu. Bas yeşile çık baba. Ya da ne yapabilirsiniz? Bakın şöyle bir şey de var. Vadeli işlemlerde de şey var. Nerede bu kazan? Demo alım satım var arkadaşlar. Hemen sizlere şurada bir göstereyim ben şu olayı. Şuradan USDT çekin. Demo alın deyin. 1000 dolar alacağım arkadaşlar. Bakın genelde oynadığım miktar 1000 dolardır. 1000 dolarlık cüzdan bakiyesini aldık. Hemen şuradan FTT. Oo. Ha, tüm coinler yok mesela burada. Bu beni iki tık üzdü. Soyla deneyelim. Bakın. Sol'e geçsen oğlum. Hah. Favoriler coin mi? Tamam. Sol'a geçtik arkadaşlar. Sol'da mesela şimdi bir dakikalığa da bakıyoruz. Ne var? Ufak bir yükseliş var değil mi? Bu yükseliş nereye kadar gelir? Düşüş olabilir. En yeni diyorum. 1000 dolara açıyorum. Short pozisyona tıklıyorum. Bunu telefonda da kar zarar durdur diye burada yazar. %25 zarar. %50 kar diyorum. Short aç diyorum arkadaşlar. Bir daha asla sorma. Açık emirlerde verildi ve yakaladı şu anda. Bakın Zarara gidiyoruz şu anda. Önemli değil. Ben sizlere göstermek için yaptım bunu. Çünkü long açılabilecek bir pozisyondu. Tekrardan şu sulara gelmek potansiyeli yüksek arkadaşlar. Hani şu taraflara gelme potansiyeli yüksek. Düşen bir kanalın da içerisinde aslında. Son bir dakikadır. Bir yükselme yapıp ondan sonra tekrardan düşüş sağlayabilir bizlere. Sahip etmiyor. Nereye kadar çıkabilirmiş? Yani şu çizgiye kadar çıkabilir arkadaşlar. Bir dakikada. Ne kadar? 14.918. Önemli değil benim için. Hani hızlı olsun diyerekten izole 20x açtım. Normalde ben 39 xle giriyorum FTT'ye. Ama şu aralar çok fazla hareket ettiği için FTT'ye 39x girmiyorum arkadaşlar. Çünkü 1000 dolar 39 xte yapmıştım ben yanlış hatırlamıyorsam. Bakın 39 xe giriyorum. 5.30'dan açıyorum. Bunu kapatmasaydım şu anda zaten çok fazla paramız olurdu da önemli Kapatalım. Şu bak mesela 5.30'dan açmışım arkadaşlar. Devam ediyor. Mesela FTT çok güzel kazandırdı bizlere. FTT gel. Ulan solda çok yavaş kaldı ya. Shiba. Shiba'ya bakalım bir de. Shiba harekette mi? Bir dakikada. Ya FTT daha fazla hareketli olduğu için şuradan bir demo kayın alalım. 1000 dolarlık bir daha alalım arkadaşlar. Yani mesela düşüşe geçti. Yakala hemen en yeniden. Aç şortunu. Ver 25. Aç şortunu baba. Emirlerde kaldı. Düştü mesela. Şimdi tekrardan bir mum atar mı? Muhakkak atar arkadaşlar. Bir tık daha çık çıkar yukarıya. Çık lan. 97.04, 97.01. Birazcık çıksa yukarı alacak hemen yakalayacak. Çıkmadı düşüşe geçti. 0.2'ye geldi tekrar düştü. Bak yakaladı şu anda. 3'te kaldı. Yani sizlere eee Hani nasıl işlem açtığımı göstermiyorum burada. Bundan hiçbir şey değil arkadaşlar. Sadece hani nasıl hareket ettiğini göstermeye çalışıyorum mesela. Neresi sol? 1000 dolarda de 500 dolar alıp çekilebilirsiniz. Arkadaşımız 500 dolar açıyor işlemi. Hani 500 dolar açmış. almış 900 dolarını kenara çekildi. 900 dolar yani günlük 1000 dolar az bir para mı? Ayda 30 bin dolar para yapar. Hadi bunun %50'sini kaybettik diyelim. 15.000 dolar para. 15.000 dolar para az mı? Size kalmış bir şey. Hadi be oğlum yakala be. Şimdi iptal edeceğim, yakalayacak. Ben adım gibi eminim bunda. Ya FTT o kadar hızlı ki direkt giriyorsunuz ve stop olabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden izoleyi düşüreceksiniz 5x'e. 8x'e arkadaşlar. Allah Allah bunu da yakalamadı. Bir türlü yakalayamadık bu ya. Bakın düş, yük, e, yükselmeye başladı mesela. Daha demin bozmasaydık yakalardı orada. Ama bozduğumuz için de gidiyor. Şimdi tekrardan düşmeye başladı. Sol. Sol da hala eksi de. Toplar likitasyonu önlemek için birebirdir arkadaşlar. Bakın artıya geçtik bir kere. Bak ikisi de, ikisine de artıya geçtik şu anda. Gidiyorlar. Bak gidiyorlar. Bu kadar. Mesela şunu kapatalım. Şu soli kapatalım. Kapattık. Pozisyon geçmişi diyelim. Hızlı kapattığın dolayı eksi de kapattık. Eksi 2.3 de kapattık. Emir geçmişi. işlem detayları diyelim. İşlem ücreti 11 dolar. Bakın yüksek marjine girdiğimiz için 11 dolar işlem ücreti aldı arkadaşlar. Normalde çok daha düşük oluyor. Mesela bunu kapatalım. 6 dolar diyor. Ne kadar zarar etmiş olduk. Hızlı kapattı. Alt odalar. pozisyon geçmişi diyelim. Eksi 2.75. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlı kapatta yani direkt piyasanın bir tık üstünden kapatabiliyor. O yüzden bizleri zarara sokabilir. O yüzden hızlı kapatı fazla kullanmanızı tercih etmiyorum. Ama böyle binler deseniz falan filan kapat gitsin ondan bir şey olmaz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu abone değilseniz aşağıdan abone butonu açabilirsiniz. Dediğim gibi telegram adresimiz mevcut. Telegram adresimizde herkesi bekliyorum arkadaşlar.